Mesela Faruk Çelik, tamam mı? Eski bakan. Faruk Çelik Tarım ve Hayvancılık Bakanıydı. 2017'de görevden alındı. Görevden alındı. Şimdi Ramazandayız. Bu Müslüman halka hep öyle diyorlar ya. Bu Müslüman halka leş yedirdi. Leş. Faruk Çelik bu Müslüman halka Ramazanda leş yedirdi abi. Ölü hayvanların görüntüleri ortaya çıktı. Ölmüş, bildiğin ölmüş hayvanları kesiyorlar. Bakanlığın yaptığı anlaşmayla işte ihale verdiği o şirketler o şirketler de zaten AKP'nin şirketleriydi. Ölmüş hayvanları keser kesiyorlar ve bunları halka dağıttılar. Bu ülkeye yapılmış en büyük ihanetlerden birisini yapan kişidir Faruk Çelik. Leş et yedirdi ya. Bak bu var ya tarif edilemez bir şey. Mesela nasıl bir şey biliyor musun? Hani leş demek ya yani domuz eti Ye, hani o şey farlar ya Müslümanlar genellikle şeydir Hı. domuz eti dediğin zaman evet. hani her türlü günah hazırlar ama hani her türlü günah işlenebilir ama domuz eti yemek kabul edilemez bir şeydir mesela hani gerçekten kabul edilemez. hani her türlü günah işlersin sen onu yaptın bunu yaptın hani yolsuzluk hırsızlık dolandırıcılık yani yapmadığı günah kalmaz hani kimse bir şey domuz bak domuz eti yiyor sen Nasıl bir Müslümansın falan böyle enteresan. Bundan daha ağır bir şey. Domuz etini yemek nasıl haramsa leş de o kadar haramdır. Yedirmek daha haramdır. Bu millete leş yedirdi. Faruk Çelik. Bak bunları unutuyoruz. Ve bu adamı vekil yapıyoruz gene. Gene vekil yapıyoruz. Kovduğun, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından kovduğun, dolandırıcılık, yolsuzluk iddiaları üzerinden kovduğun adamı geldin gene vekil yaptın. İşte Erdoğan size. Şebnem Bursalı, meslektaşımız. Yani çok değerli bir meslektaş, değil mi? Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Fetül Pennsylvania'ya gitti, Fetullah yan yana fotoğrafları var. Yazarsın, bir yaz Ahmet Google'a ee, Şebnem Bursalı, Fetullah yaz, yan yana fotoğrafları var. Hemen onları da koyarsın. O da şimdi milletvekili İzmir'den adı. aday. Evet, o da aday şimdi, o da gelici. Sonra e, Mehmet Muşu söylemeye gerek yok, tamam mı? Adil Karaoğlu İsmailoğlu'nu söylemeye gerek yok. Dolayısıyla bunlarla ilgili kafalarda herhangi bir soru işareti yok. Ee, devam edebiliriz tabii şeylere de listeye de devam edebiliriz. Ama o fotoğrafı da verelim Şebnem Bursalı'nın fotoğrafını evet. verelim. Yani işte bazı yine genel başkan yardımcılarını görüyoruz. Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Efkan Hala. Bunlar da ikinci sıra, birinci sıra, üçüncü sıra verilmiş durumda. Yine Julie Sarayeroğlu Eroğlu var. Mustafa Şen, Ömer Çelik Adana birinci sıra. Belgin Uygur, Erkan Kandemir. İstanbul 1. bölge 2. sıra adayı. E, ve yine tabi o, o dikkat çeken isimler var. Hani er, biraz önce de Şebnem Bursal dedik mesela. Onun dışında Turul Türkeş. Tabi Türkeş ailesine de ilginç bir şey var. Mesela Turul Türkeş AKP'den birinci bölge birinci sıra adayı. E, kardeşi e, İYİ Parti'den aday. Aday adam evet. Aday evet. Hı -hı. Ee, ve yine işte e, görüyorsunuz orada Milli Remzi Savunma Albasan var. Evet, evet, Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü. Remzi Albasan zaten Hı. geçen iki gün dün mü? Dün dün mü yazdım ne zaman? Dün mü öncü gün mü? Ee, yazdım yazı yazdım işte Erdoğan'dan rica ettim. Sayın Erdoğan dedim, lütfen dedim. E, bu kahraman komutanımızı milletvekili yapın diye bir çağrıda bulundum. Bunun bu çağrıda yapmamın sebebi ne zaman ben bir komutanı ya da bir x kişiyi övsem ya da biz ben demeyeyim de biz ne zaman böyle bir x kişiyi övsek. Bu arada Şebnem Bursa ile Fethullah Gülen'in yan yana fotoğrafı. Bunu da koymuş olalım. Tamam tekrar değiştirebilirsin bu fotoğraf çok hoşumuza gitmiyor. Necmi Kadıoğlu eski Esenyurt Belediye Başkanı. Türkiye'nin en borçlu belediye başkanıydı tamam mı? Melik Gökçek bir, <laughs> Necmi Kadıoğlu iki. Bu adamı şey yaptıran abi vekil yapıyorlar şu anda mutluluktan artık uçuyordur. Yolsuzluk, FETÖ, METÖ falan şeylerinden dolayı belediye başkanlarının istifa süreçleri başladı. Onlardan birisi de Esenyurt Belediye Başkanı'ydı. İstifa ettirildi Melih Gökçek'le birlikte. Neden? Yolsuzluk, hırsızlık, düzenbazlık, FETÖ bütün bunlardan şey yapılmıştı. Sedat Peker 2021'deki attığı tweetlerde ve sonradan yaptığı programlarda Kadıoğlu'nun AKP tarafından kasetlerle istifaya zorlandığını söylemişti. Çünkü bu Esenyurt Belediye Başkanı'nın açık açık seks kasetlerinin olduğu söylenmişti. Fetullah'ın elinde bulunduğu söylenmişti. Ancak Sedat Peker açık açık şunu söylemişti. AKP'liler, üst düzey AKP'liler geldiler kasetle şantaj yaptılar bu adama. Kasetle şantaj yaptılar ve adamı istifa etti. Nasıl istifa etti? Sağlık sorunlarının nedeniyle istifa ediyorum dedi bu adam. Ama asıl şeyine geleyim. Bu adamın cümlesi şu. İçimize Kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı. Padişahımızı al aşağı ettiler. Osmanlı'yı tarumar ettiler. 1923'te koskoca 650 yıllık Çınar'a darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu, ecdada ihanet edenler olunca hayır gelmiyor. Milleti millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kur'an'a ezana saldır, saldır, saldırdılar. Atatürk'e falan Atatürk kanı, kanı, kanı bozuk, sütü bozuk diyor. Cumhuriyet e önderliğini direkt. Cumhuriyete. Evet. Şimdi bu adam tamam mı? Bu adam Necmi Kadıoğlu. Cumhuriyet düşmanı bu adam Gazi Meclisi'nde yani yetmedi Esenyurt'ta yaptıkları Gazi Meclisi'nde bu adam bizi temsil edecek yani. Haluk İpek yıllarca her zaman şu tartışıldı. Kaç tane FETÖ'cü AKP'nin içerisine soktu Haluk İpek? Haluk İpek'in FETÖ'cülerle görüştüğü söylendi. Bütün o iddialar falan filan. AKP'nin içerisinde Fethullahçılara yer açtığı söylenen kişiden bahsediyorum bak. Bunlar hepsi ya o kadar çoklar ki zaten. Şebnem Bursalı söyledik zaten. El pençe divan, duruyor. Tamam mı? Özlem Zengin. Tamam mı? Gene orada. Özlem Zengin. Abi Özlem Zengin şimdi Tokat'tan da adaydı. İstanbul'a koymuşlar tepkiden mepkiden herhalde. Özlem Zengin bir önceki programda da söyledim. FETÖ'cüdür. Bak bir daha söylüyorum beni dava 3 Üç programdır söylüyorum. Ya belgeyi açıklayacağım da o yüzden yani bir Be ısrarla bekliyorum ya. <laughs> hani FETÖ'cü olduğuna dair belgeyi açıklayacağım da beni mahkemeye versin öyle açıklayayım derdindeyim. Özlem Zengin FETÖ'cü Kurucu FETÖ'nün kur, kurmuş olduğu derneğin kurucusudur. Sonra kapatıldı KYK'la. Onun kurucusudur Özlem Zengin ve AKP Grup Başkan Vekili. Gene vekil yaptılar. Ben bir yazı yazmıştım AKP'niz gülen adayları diye. Dedim ki hemen listeye baktım. Dedim ki ya benim yazdığım adaylar aday oldu mu diye. Ya bir baktım. Sivas eski il başkanı Hakan Aksu aday bu adam. Aynı Özlem Zengin gibi Ulfet Derneği vardı Sivas'ta. Ulfet Derneği pek şey KYK ile kapatıldı. FETÖ'cü olduğu yönetim kurulu üyesi. Yani şimdi sen Eray FETÖ'nün şeyinden yargılanacaksın. Seni hapse atarlar zaten de. Ama onu il başkanı yapıyorlar. Yıl bu dönemde il başkanıydı. Ondan önceki de Fethullahçı söylemleri falan vardı. İl başkanıydı. Şimdi istifa etti, vekil aday oldu. Vekil yapıyorlar bu arkadaşı. Gene FETÖ derneği kurmuş bir adı. ya abi nedir bu ben anlamadım ki. Yani illa Fethullah Gülen yan yana mı geleceksin ya bir derneğe bir üye olamadık mı? Ergun Eray. Keşke söyleseydiler bize de. Lan bir tane FETÖ derneğine de bir imza atın. Hani bir yönetim kurulunu alın. En azından belki ileride vekil olursunuz falan deselerdi bari de ona göre bir şey yapsaydık yani. Sonra abi onun arkasından tarikat yuvası. AKP şu anda Listesine bak tarikat yuvası abi menzil işte İskender Paşa İsmaila hepsi hepsi orada abi müthiş bir kadro kurmuşlar yani, yani böyle istese böyle kadro kurar Hulki ile şey de orada Hulki Cevizoğlu ile Mehmet Ali Çelebi de orada müthiş onlar da şeye katılıyor yabancı transfer abi hep beraber bir fotoğraf